Selamünaleyküm kıymetli dostlar. Şimdi sınırın sıfır noktasındayız. Öyle diyorlar değil mi haberlere başlamadan önce? Haber spikerleri ne diyorlar? Evet. Sınırın sıfır noktasındayız diyorlar. Faysal abim Hacıpaşa köyünden. Şöyle arkamdan göstereyim. Şu arkadaki beyaz çizgi hudut. İşte devletimizin çektiği sınır değil mi? Bu kaç kilometre Faysal abi? Bu sınır buradan Irak'a kadar devam ediyor. Maşallah. Eskisi gibi kimse gelip geçemiyor. Yok. Burada duvarlar güvenlik var. Güvenlik had safhada. Yani mutlaka geçen oluyor kaçak yollarla ama eskisi gibi değil. Eskisi kadar şey kontrolsüz değil yani. Yok. Şimdi bayağı özellikle yerleştirilen termal kameralar filan. Her şeyi görüyor artık. Her şeyi görüyor. Arkadaşlar burası Asi Nehri'nin hemen kenarı. Eskiden Asi Nehri taştığı zaman Suriye tarafı biraz daha böyle meyilli olduğu için o tarafa doğru Asi Nehri doldururmuş oraları. Taşkın olurmuş. Taşkına uğramamak maksadıyla işte Türkiye tarafında bura biraz daha böyle rampa gibi, meyilli gibi. Bir kısım aileler bu tarafa taşınmışlar. Bir kısım aileler karşı tarafta kalmış. Az önce Faysal abi dedi ki Kemal Sunal'ın bir filmi vardı. Neydi o filmin adı? Propaganda. Propaganda. Şöyle bir tel örgünün bir tarafında bir adamlar, bir tarafta bir adamlar. Bir dedem gelip o tarafta kaldı, diğeri bu tarafta kaldı. Sabahleyin kalktık ki diyor, bir diyor tel örgü çekilmiş, bir sınır çekilmiş. Dedelerimiz karşı tarafta, biz bu tarafta kaldık diyor. Akrabalarınızın ne kadarı karşıda Faysal abi? Valla çoğu karşıda. Mesela bizim bir dedegil, teyzemler filan hep oralarda. Sen nasıl görüyorsun bu akrabaları peki? Görmek istersen. Ben görmek için pasaportla gidip geliyordum. Ben Suriye'de... Yani deden gelen pasaportla gidiyorsun. Evet. Şimdi ben bu videoyu niye çektim biliyor musunuz? Şurada Cemal abi var. Cemal abi de göster. Cemal abi senin neyin Faysal abi? Öz dayım. Bak öz dayısının oğlu. Faysal abi Türkiye Cumhuriyeti pasaportu taşıyor. Cemal abi Suriye vatandaşı. Evet. Şimdi bu videoyu niye çektim? Kamuoyunda bugünlerde sosyal medyada orada burada vay Suriyeliler, vay şunlar, vay bunlar böyle bir ayrımcılığın içerisine girmişler. Bu ayrımcılığı her fırsatta körükleyen tipler de var. Biz bir ümmetiz. Biz ırkçı bir toplum olmak istemiyoruz. Öncelikle insanız, sonra ümmetiz. Ve bu çizgiler, bu hudutlar yokken de tümüyle buralar bir Osmanlı coğrafyasıydı. Aslında Faysal abinin anlattığı çok önemli. Yani şu çizginin karşı tarafında ailesinin yarısı duruyor. Sabahleyin çıkıyor balkondan şöyle ailesine selamünaleyküm, nasılsınız, iyi misiniz? Bağırsam duyulur şuradan. Bağır. Şimdi orada asker olmadığı zaman ben Suriye'de orada okul okudum. Basın yayın okudum. Arada bir gelirdim, dayım bile gelirdim şu köye. Annem bir buradan gelirken tarla hemen Asin, tarla evet. Yolu hemen Asin'in kenarı baktım oralarda. Evet, evet. Elma alırdım, anneme geriye atardım. Alırlardım. Bu kadar yani. Bu kadar. Arada 15-20 metre var. Bir elmayı alıp yerlerde yani. Öyle bir mesafe şimdi var. Şimdi iki toplum. Burası Suriye, burası Türkiye. İki toplum bu kadar iç içeyken, bu kadar yan yanayken, ciddi bir tarihi birikimin üzerine oturmuşken, birine sen Suriyelisin, öbürüne sen Türksün, sen Acemsin, şusun busun demenin ne anlamı var yani? Sen bunları duyduğun zaman ne düşünüyorsun mesela? Üzülüyor mu? Yani hepimiz aynı toplumdan geldik, aynı saflarda savaştık, Çanakkale'de de aynı saflarda savaştık. Aynı coğrafyayı paylaşıyoruz, aynı dili, aynı dini paylaşıyoruz. Bu vatan için mücadele verdik, askere gittik. Tabii. Vergi ödüyoruz. Bu memleketin vatandaşıyız. Bu memleketin vatandaşıyız. Yani onlar da böyle boşuna gelmemiş. Yani Allah kimsenin başına vermesin. Orada çekilenleri kimse çileyi kimse bilmiyor. Kimse bilmiyor. Peki bu savaşın çok hararetli olduğu dönemlerde buralara da böyle bombalar falan geldi mi? Evet. Buralara birkaç bomba isabet etti Hacıpaşa'ya. İleride herhalde bir patlama, daha sonra patlayan bombalarda da bir ölüm vakası yaşandı. Şu? Tamam. Doktor, şu seninkiymiş. Eyvallah. Birkaç tane de buraya şaraplar falan geldi değil mi? Geldi. Televizyonlarda izledik. Geldi. Bu çok da yaralı taşıdık biz o zamanlarda.
yaralıları oralarda tedavi etmek mümkün olmadığı için bu asiden Fatih şöyle yakın gel, sesimiz de iyi gelsin. Anne dedikleri böyle bulgur kaynattığımız leğenlerle kazanlarla getirdilerdi yaralıları. Biz de kendi araç özel araçlarımızla götürdük yani veya ambulansa yetiştirmek. Faysal abi, bitki örtüsü de benziyor birbirine. Orada da çok zeytin var, burada da çok zeytin var. Aynı yani, aynı. Hiçbir farkımız yok. Akdeniz iklimi iki tarafta da aynı. Her şey aynı. Orada yetişen her şey burada da yetişiyor. Şimdi bu savaş yeni başladığında 2013'ten mi başladı? 2011'de. 2011'de başladı değil mi? 2013-14'te bu insanlar gelmeye başlayınca böyle bir grup aile gelmişti benim yanıma. Hani o zaman da böyle bir yine böyle bir durum gündemdeydi. İşte bunlar vatanlarından kaçmışlar, vatanlarını savunmamışlar falan filan diye böyle dedikodu ediliyordu. Ben sordum neden geldiniz Suriye'den diye. Dedi ki benim çocuğumu öldürdüler gözümün önünde dedi. Kim öldürdü dedim? Komşum öldürdü dedi. Yani biz dedi eve geldik şöyle düşündük dedi. Ya bizim çocuğumuzu komşumuz öldürdü. Yani komşumuzun çocuğu öldürdü. Biz dedi şimdi kiminle savaşacağız? Kimi öldüreceksin? Kimi öldüreceğiz? Yani kim, akrabamızı mı öldürecek? Askeri mi öldürecek? Asker kim? Asker benim askerim. Komşu benim çocuğum. Benim mahallenim. Bu siyasi kutuplaşmanın getirdiği düşmanlık körüklenmiş. Şimdi birbirimizi öldürmektense güvenli bir bölgeye hicret edelim. Yaptıkları iş bu. En mantıklısı da bu. En mantıklısı, en doğrusu da bu. Yani öldürsen bir insanı öldürmek bütün insanı Kur'an-ı Kerim'e göre öyle. Evet. Gibidir. Evet. Kimi öldüreceksin? O asker dediğin senin zaten çocuğun veya amcanın oğlu veya evet. Bilmem evet. Bizim evladımız. Ya o sen öldüren de ya öleceksin ya öldüreceksin. En mantıklısı yani güvenli bir bölgeye gitmek. Güvenli bir bölgeye. Peygamber Efendimiz de Kur'an'da da bu geçiyor. Eğer size zulmediliyorsa Nisa suresinde bu geçiyor. Hicret edin. Sünnettir hicret etmek yani aynı zamanda. Yani farzdır. Kur'an'da geçiyor bu. Evet. Ayet olduğu için. Evet. Ayettir yani. Farzdır. Aynı zamanda işte Peygamberimizin Mekke'den Medine'ye gelmiş olması da hem farz hem sünnet de olmuş oluyor beraber. Yani güvenli bir böyle orada ne dinini yaşayabiliyorsun ne namusunu koruyabiliyorsun. Bir insan yani namusunu şeyini koruyamadıktan sonra artık bir anlamı yok. Bir anlamı karşıda yok. Bir muhatap da yok. Düşmanın kim olduğu da belli değil. Belli değil. Kimle yani savaşacağım? Diyelim bir savaş bittikten sonra bana nasıl bir gözle bakılacak? Peki siz akrabalarınız orada olduğu için daha iyi bir sıcak bilgiye sahipsiniz bu anlamda. Oradaki durum ne şu anda? Tekrardan yaşanabilir bir ortam var mı? İnsanlar hani gitsinler, evlerine gitsinler falan diyorlar ya. Yok şu anda orada istikrar olmadığı için hani bizim Türkiye'de hani işsizlik falan var diyorlar ya. Evet. Orada sabahtan akşama kadar sabah 4'ten gidiyorlar, akşam 4'e kadar 20 lira 20 Türk lirasıyla çalışıyorlar. Ve bu fiyatlar orasıyla burası aynı. Yani gıda fiyatları aynı. Gıda fiyatları ama adamın aynı. Geliri çok düşük. 20 lira yani. Burada yövmeye baş para burada yövmeye bu köyde. Bu köyde sabahtan öğlene kadar yediği bir arası 80 lira. Bu şoförler falan 130-150 liraya alıyor. O da bu en vasıfsız işçi. Tabii. Tarla işçisi. Tarla işçisi. Nereden şoför. Baksan oranın 5 katı. 5 katı. Ama fiyat olarak burasıyla orası aynı. Yani şeker orada 20-25 lira. Ne bileyim ekmek orada da 5 lira bu Suriye yani ekmeği. Yani diyorsun ki fakirlik orada had safhada. Had safhada. Düzelmiş bir durum yok. İş de yok. İş yok yani. O 20 lira tamam da 20 lirayı her gün bulamıyorsun. Böyle adam seni çalıştıracak adam da bulamıyorsun 20 lirayı her gün. Doğru. Devletin imkanları da kısıtlı. Devlet orada zaten orada devlet yok. İşte tarlada filan zeytin budamasına filan gidiyorlar şu anda artık zeytin budaması olur ağaç başka mallarını artık. Nereye satıyorlar Faysal abi? Diyelim kendi zeytin ürettiler nereye satıyorlar? Kendi aralarında bunun zeytini var bunun zeytini yok bazen işte zeytinyağını sanırım Afrin tarafından bu tarafa da geçiriyorlar. Evet. Türkiye'nin burada yaptığı çabaları nasıl değerlendiriyorsun? Afrin'de orada burada yapmış olduğumuz tampon bölgede ve
bu terör koridorunu temizlemesine, bunlar nasıl değerlendiriyorlar? Suriyeliler nasıl bakıyorlar buna? Çok iyi karşılıyorlar. Yani olumlu bakıyor. Çok olumlu bakıyorlar. Yani ama dediğim gibi işsizlik olduğu için hani oradan buraya gelme, hani dediniz ya az önce, evet, kaçak yollarla. Millet geliyorsa gerçekten orada imkansızlıktan geliyor. Yani zaten açlıktan öleceğine buraya kaçabilirse ailesine harçlık gönderecek. 13-14 yaşında bizim çocuklarımız, 13-14 yaşındaki çocuk daha aşağıda bak şeyle oynuyor. Onların 13-14 yaşındaki çocuk geliyor burada çalışacak, ailesine para gönderecek, ailesini geçindirecek. Aynen. Türkiye'deki yaşayan Suriyeliler durumunu düzeltti. Benim gördüğüm kadarıyla iş bulabiliyorlar. Bir iş problemleri yok. Boş gezen bir adam görmüyorum. Belki de Türkiye'deki toplumun gözüne batan bazı tip Suriyeliler de var. Yani ülke disiplinine uymayan insanlar da var ama bizim insanımızda da var o kadar sorunlu. Tabii ki yani her yerde çıkar. Her yerde arsızı da çıkar, hırsızı da çıkar, temizi de çıkar. Yani Türkiye'de, Hacıpaşa'da olsun, Türkiye'de, nerede olursa bir beş kardeş arasında birbirine benzemez. Peki kapılar açıldı, insanlar buraya geldiğinde Hacıpaşa'nın nüfusu arttı mı? Çok. Şimdi mesela Hacıpaşa nüfusunun en azından 1/3 Suriyeli. Mesela okul mevcudumuz 600 öğrenci, bunların 200'ü Suriyeli. Türkçe de öğrendiler ha, geçen zaman içerisinde. Evet, çocuklar şimdi hep Türkçe konuşuyor. Geçen bir çocukla tanıştım, maşallah neredeyse fark etmedim Suriyeli olduğunu. Evet. Çocuk ben diyor geldiğinde 1 yaşındaydım diyor. Küçükken gelenler veya burada doğanlar hep Türkçe öğrendi. Bak burada az önce bir çocuk vardı. Polat! Mustafa nerede? Askero. Gönder buraya. Gelin buraya, gelin. Çok güzel Türkçe konuşuyorlar, okula gidiyorlar, şeyi de öğrendiler. Maşallah. Türkçeyi öğrendiler. Evet, gelin babam. Bizim bu 11-12 yaşındaki çocuklar burada gülle falan oynarken, oradaki 11-12 yaşındaki çocuk buraya kaçak yollarla geliyor. Ben buna şahit oldum. Yani gerçekten çok kötü oldum. Gelmiş bizim bir akraba yani. Çalışacak, ailesine para gönderecek. Vay. Zor. Yani ben bunu görünce çocuğu gecenin bir vakti çıkmış, sabaha kadar yağmur çamur içinde atlamış, nasıl atlamışsa evet, bu duvarlardan. Aslında bu videonun özeti ne biliyor musunuz? Hiç kimse sınanmadığı şeyin masumu değildir. Bu hudutta yaşamadan, akrabaların yarısı karşı tarafta, yarısı burada olmadan senin bu durumu anlaman mümkün değil. Sadece bu ve yani birkaç gün uyuyamadım yani sadece bundan. Yani ya benim 12 yaşındaki oğlum daha neredeyse hafıflıyoruz. Ama onların 12 yaşındaki çocuğu benim çocuğum boyunda ama o geliyor buraya para çalışmaya geliyor. Aleykümselam. Gelin bakalım. Adınız ne sizin? Tanışalım. Evet. Polat sen misin? Ne oynuyor Polat? Senin adın ne? Mustafa. Suriyeli. Öyle mi? Maşallah. Mustafa sen kaça gidiyorsun? 3'e. Maşallah. Türkçen de iyi mi? He? Evet. Polat senin Türkçe mi iyi, bununki mi iyi? Benim. Gel bakayım. Gel şöyle. Şöyle gel. Sen kaçıncı sınıfa gidiyorsun? 4. Kaça gidiyorsun Polat? 4. Dersler nasıl peki? İyi ama sevmiyorum. Sevmiyorsun? Niye oğlum? Ne oldu ki? Sevmiyorum. Niye? Okula gidip geliyor. Zaten biliyorum. Zaten biliyorsun, boşuna ne gidip geleceğim okula diyor. Neyi seviyorsun sen? Çiftçilik mi seviyorsun? Hayvanları mı seviyorsun? Çiftçiliği mi seviyorsun? Hayvanları seviyorsun. İyi peki. Evet. Böyle bir duyguyu da sizlerle paylaşmak istedim. Öyle sosyal medyada vay şunlar gitsin gelsin demekle olmuyor arkadaşlar. Burada bu acıyı bizzat yaşayanlar var. Şu çizginin öbür tarafında ailesinin, akrabasının diğer yarısı olan insanlar var. Yani sınırın bu tarafında yaşamadan, ülkenin batısında sosyal medya üzerinden böyle esip gürlemeyle bu işler olmuyor. Gerçekten gelip görmek lazım. Problemin kaynağını tespit etmek lazım. Gitsinler, ne işleri var burada falan demeden önce şunu düşünmek lazım. Dünyadaki tüm süper güçlerin
bir arka bahçesi var. Amerika'nın var, Kanada'nın var. Her tarafın bir arka bahçesi var. Her gelişmiş ülkenin bir iş gücüne ihtiyacı var. Benim şahsi kanaatim, Türkiye'deki tabii ki kontrolsüz bir şekilde göç alalım, kontrolsüz bir şekilde göçmenleri rastgele alalım demiyorum. Lakin ülkedeki iş gücüne olumlu katkılarının olduğunu görüyorum. Sadece hayvancılık sektöründe Afgan ve Suriyelileri, özellikle Afganları çıkardığınız zaman ülkedeki hayvancılığın çok büyük zarar göreceğini düşünüyorum. Bugün Türkiye'deki çiftliklerde Afganları kaldırdığın zaman geriye çalışacak adam mı almaz? Belki diyeceksiniz ki ya ararsan bulursun. Yok, aramayla bulunmuyor. Bulan varsa haber versin bize. Dolayısıyla bizim bu iş gücünü çok daha verimli kullanmamız lazım. Gelen mültecilere bunlar gitsin filan diyeceğimize belki biraz seçici davranabiliriz, eğitebiliriz, kendi standartlarımıza getirebiliriz. Dil öğreniminin mecburi olduğunu anlatırız. Şahsen benim işletmemde çalışan Suriyeliler, Çıraklık Eğitim Merkezi'nde açtığımız yeni bir program çerçevesinde meslek edindirme kurslarına devam ediyorlar. Şu anda benim atölyemde çalışan kaynakçı ustaları aynı zamanda tarım ve hayvancılık anlamında çıraklık eğitime gidip eğitim alıyorlar. Hem sigortalı çalışıyorlar, hem sosyal güvenceleri var, hem işletmemizde çalışan bir normal Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının hakları neyse onlarınki de öyle. Bunlar da içimizde bu şekilde eritebiliriz aslında bu toplumu. Yok sayamayız. Ne olmalı? Devletin kontrolünde olmalı, kümelenme olmamalı, örgütlenme olmamalı. Büyük şehirlere dağılımının devlet tarafından kontrol edilmesi gerekiyor. İş gücüne ihtiyaç olan bölgelere sevk edilebilir. Bunlar olursa bunların varlığının bir zararını ben görmüyorum şahsen. Bilakis zararı var. Faydası da var, yani, zararı yok yani bence. Bunlar orada güvenli ortamı oluşturduktan sonra bu iş imkanı, özellikle iş imkanı olduktan sonra buradakiler yani topraklarını bırakıp gelmiş aile, onların da bakın. Şimdi bizim dayımızın oğlu, öz dayımın oğlu, bir 10 gün önce bir cenazemiz vardı. Öz abisi vefat etti. Hı hı. Bunlar burada, o orada. Abisinin cenazesine gidemedi. Gidemedi. Yani. Buradan izliyoruz. Vay. Bak şu karşı tarafta mezarlık var. Mezarlık var. Beyazlıklar görünüyor. Evet. Bir ayna gibi bir şey yapıyor. Bu tarafında hemen. Buradan izliyoruz. Yani o da çok acı bir şey. Çok acı. Bak, gidemiyoruz. Ailesinin bir kısmı orada, bir kısmı burada. Oraya gitse orada yani sıkıntı var. Sıkıntı var. Geçim sıkıntısı çok büyük. Çok oradaki topraklar 1-2 kişiye yeter. Onlar 8 kişi. Peki ne kadar daha durmak istiyor? Gitmek istiyor mu bu tarafa? Öyle şey oluştuktan sonra durmaz. Aslında bir faydası daha var. Şimdi kimse görmüyor da. Şimdi 10 yıldır bu adamlar Türkiye'de yaşıyorlar. Türkçe öğrendiler. Türkiye'nin örf ve adetlerini öğrendiler. Ticareti öğrendiler. Belki daha önce çalışmadıkları işlerde çalıştılar. Yarın bir gün ülkelerine gitmiş olsalar bile sanki iki ülke arasında bir elçilik vazifesi de yaparlar bu adamlar. Ticaret hacmi de genişler. Yani dil bilmek sonuçta mükemmel bir avantaj. Düşünsenize bir milyonlarca insanın Türkçe biliyor olarak yeniden ülkelerine gitmesi, Türkiye ile kontaklarının devam etmesi, ticari anlamda da ileriki aşamada faydalı olabilir diye düşünüyorum. Evet. Videomuz uzun sürdü değil mi? 20 dakika. Ama bunların geri yani bu imkanlar sağlandıktan sonra %70'inin geri döneceğine inanıyorum. %70'i geri dönecek. Ben öyle inanıyorum. Yani güvenlik ve istikrar, ekonomi istikrar olduktan sonra evet. Çoğu geri. Adamın önce doyması lazım. Karşıda doyacağından emin olması lazım. İşte o oluştuktan sonra yani arkadaşlar Cemal abinin kardeşi vefat etmiş. Şurası hudut. Karşı tarafta mezarlık var. Kardeşini karşı taraftaki mezarlığa defnedildiğini buradan görüyor ve gidemiyor. Mevzu kapanmıştır. Eyvallah. Allah'a emanet olun.